Ya bu çok küçük bir şey. Öyle başladım. Yaptığınıza karşılık bir küçük hatıra. Başkanım buradayız, çekiyorum. De buradayım. Sayın başkanım buradayız. Buradayız. Buradayız başkanım, çekiyorum. Evet. Bazı makineler saçta ekiyormuş başkanım. Ben de acıyı belki yeniden taze ediyoruz ama o seyir acıyı bir daha paylaşalım diye geldik. Allah razı olsun sizden. Ama sizden de razı olsun. Geldiniz, sordunuz. Memleketlerinize buraya gelip taziye verdiniz. Tabii zor bir süreç, zor bir dönem, zor günler. Biz de böyle her gün gözümüzün önünde beraber çalıştık, beraber birçok programı gerçekleştirdik. Aniden böyle kaybolması haliyle insanı çok derinden etkiliyor. Tabii ailesi daha çok haliyle etkilenmiştir. Ondan rahmetliden bir ay önce de abisi vefat etmişti. Haberi yoktu değil mi? Söylememiştiniz. Haberi oldu son zaman. Oldu mu? Son zaman. Kendisi öğrendi. Orada evet. Yoğun bakım görevlileri tarafından telefon verilmiş. Söylemişler mi? Yani kendisi öğrenmiş. Biz de acılı günler geçirdik. Mesela hemen ardından bir hafta 10 gün sonra bizim bir personelimiz daha vardı. 24 yaşında. Onunla işte 6 aylık mesela çocuğu vardı. O da vefat etti. Yani insan bir an sonrasını, bir dakika sonrasını dahi maalesef göremiyor, hesaplanmıyor. İnsanın hesabı, Allah'ın hesabı. Bütün hesapları bozuyor. Öyle tabii Rabbim. Üstesinden gelemeyeceğimiz hesaplarla bizleri imtihan etmesin. Ama şunu da gördük yani. Biz bütün hem Malatya camiası, hem basın camiası, hem de böyle Akif'in tanıdığı, bildiği ne kadar kişi varsa hiç kimse de böyle hiçbir olumsuz bir şey duymadı. Herkes böyle Akif'in hayırını, iyiliğini, doğruluğunu. Tabii şehir dışındaki toplantılarda tanıdım Akif'i. İlişkin, yırtık, sosyal, esprili, evet. Ya, yol verir, aman abi otur der, kendinden küçüğe de büyüğe de saygılı, öyle bir arkadaşımız. Yani don değildi, soğuk değildi, ikili ilişkiler iyiydi, sıcaktı. Çok esprili. Cana yakın bir çok güldürdü. Cana yakın. Allah razı olsun yani. Bizde bir 5-6 ay herhalde direkten bizim özel kalemde. Bana da işte geçen yıl bu zamanlardı. Bir ara uğradı dedi ya başkanım dedi ben dedi. Emekliye az kaldı. Emekliliğim dedi az kaldı dedi. Sigortalı dedi bir çalışmam gerekiyor falan. Normalde de yani hani böyle çok da şey de yapamadık. Nasıl diyeyim? Kimseye iş kapısı da açamadık ama. Evet. O arada böyle ben eskiden beri tanıyorum işte bizim proje ofisimiz vardı. Oraya da arada dergi bırakıyordu. Doğrusu hani durumu ne çok da bilmiyordum. Arkadaşlara falan söyledim. Dediler ki işte burada bizim oraya giden gelen çok oluyor. İşte dış işlerimiz falan çok oluyor. Özellikle işte yerel basın, ulusal basın diye meyvelerin hazırlanmasından bunları takip kadar yapar mısın? Yaparım dedim. İyi dedim ben de. İşte gel başla dedim öyle. Sağ olsun. Allah razı olsun. İyi akşam yapmışsınız. Eksik olmayın. Allah razı olsun.